Güç sarhoşluğu krizleri büyütüyor. Türk ekonomisi adım adım krize sürükleniyor. Son 7 yılda milli gelirde artış sadece 14 dolar. Türkiye son 5 yılda tarihinin en kötü büyüme rakamını gerçekleştirdi. Yabancı sermaye çıkışı durdurulamıyor. Yerli yatırımcı yurt dışına kaçıyor. Enflasyon çift haneye koşuyor. Yabancı bankalar ve kredi kuruluşları uyarıyor. Bankalarımıza güven azalıyor. Dövizde ani dalgalanmalar yaşanmasından endişe ediliyor. Dövizde artış halinde yüklü dış borcu olan özel şirketlerin ödeme zorluğu yaşayabileceğine dikkat çekiliyor. Piyasalar durgun, küçük esnaf şikayetçi. Kriz yaşanan ülkeler listesi her geçen gün arttığı için ihracat hızla düşüyor. IŞİD ve PKK saldırıları önlenemiyor. Büyük şehirlerde Ankara'nın ve İstanbul'un kalbinde bile çok sayıda sivil kayıplara neden olan saldırılar önlenemiyor. Güneydoğu'da şehir merkezlerine çekilen çatışmalar çok sayıda sivil ve emniyet görevlisi şehit verilmesiyle sonuçlanıyor. Operasyon yapılan şehir merkezleri Suriye'yi andıran fotoğraflar veriyor. Turist sayısı hızla düşüyor, turizm gelirleri azalıyor, sektör kriz yaşıyor. Peki iktidar ne yapıyor? Tüm bu başarısızlıkların üstünü örtebilmek için paralel bahanelerle cadı avı yapıyor. Yandaş iş adamlarının vergi borcunu siliyor, dürüst iş adamlarının üzerine vergi memurlarını salıyor. Hayırsever iş adamlarını sudan bahanelerle hapse atıyor. İstihdamı ve yatırımı kamuda artırarak ekonomiyi dar boğaza sürüklüyor. Popüler politikalar ve lüks harcamalarla devlet bütçesini tüketiyor yetmiyor özel mülkiyet hakkını yok sayıp kayyımlar atıyor özel teşebbüs hürriyetini yok sayıp bir ticari meslek dalını toptan kapatıyor çılgın projeler üretip havuz zenginlerine hazine garantili ballı ihaleler veriyor hukuk tüketildikçe ekonomiye güven de yok ediliyor terör arttıkça özgürlük alanlarımız daha da daralıyor türkiye cazibesini kaybediyor İçine sokulduğu korku tünelinde yaşam kalitesini kaybediyor. Paralel paranoyayla perdelenmeye çalışılan derin bir krize sürükleniyor. İktidar güç sarhoşluğu içinde algıyla oynayarak bu kronik ve köklü sorunların üstesinden geleceğini sanıyor. Söylemleriyle icraatları bu nedenle doğu ve batı gibi birbirinden uzak ve zıtlık arz ediyor. Elleriyle büyüttükleri sorunları yok saydıkları içinde tedaviye yönelik kararlı adımlar atmıyorlar. Türkiye'nin durumu yarım doktorun elindeki hasta gibi, diyor Özgür Düşünce gazetesindeki yazısında Erhan Başyurt.